Merhabalar ben Serkan Çibir. SolidWorks Routing eğitim Videoları serimizin 3. dersinde piping'den bahsedeceğiz. Yani borulamadan bahsedeceğiz. Daha sonra yaptığımız bu borulama hattının teknik resmini alacağız. Tubing'de benzer bir işlem ama piping'de ekstra olarak dirseklerle çalışacağımızı bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde bunu daha iyi anlayacağız. Hemen eğitim parçaları içerisinden Lesson 3'e giriyorum. Buradaki case study içerisinde piping klasörü var ve buradaki Piping isimli montajımı açıyorum. Bakın montajımı açtım. İlk olarak ne yapmam gerekiyor? Routing eklentimi aktif hale getirmem gerekiyor. Bu hat üzerinde normal bir borulama oluşturacağız. Tübing tekine çok benzer ancak ekstra sadece dirseklerimiz olacak. Hemen başlayalım. Design library içerisinden gelip routing'e giriyorum. Buradan da piping'e girdim. Buradan flanş'a tıklayıp bu flanş'ı doğrudan tutup sürüklüyorum. Seçimimi yaptıktan sonra Root property isim sol tarafta geliyor. Bakın burada normal tubingden farklı olarak farklı dirsek seçenekleri bulunuyor. Always use elbows dersem benim burada seçeceğim bir dirseği 90 derece bükümler için kullanacaktır her zaman. Ancak always form bends der isem bükümlerime ayrı bir parça değil bakın se parça seçim ekranı gitti. Doğrudan tubingdeki gibi boruyu bükerek devam edecektir. Prompt for selection der isem. Her büküm için bana tek tek soracaktır. Burayı büküm mü yapmak istiyorsun yoksa dirsek mi eklemek istiyorsun gibi. Biz şimdilik always use elbows seçiyoruz ve bunu onaylıyorum. Onayladığımda bakın yine çizim ortamıma doğrudan geçti. Tekrar bir flanşı alıp bu kısmı sürüklüyorum. Onayladım. Buradan da bir boru hattım başladı. Daha fazla flanş eklemek istemiyorum. Bu pencereden çıktım. Daha sonra ne yapıyorum? piping altından auto geliyorum. Bakın genelde tubing altından auto route seçtiğinizde hatayla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat edin. O yüzden piping'de çalışıyorsanız piping altındaki auto route'a tıklayarak ve bu iki ucu seçerek bu hattı tamamlayabilirsiniz. Hemen çok fazla alternatif yol seçmeden onaylıyorum. Şimdi sketch ortamından çıkacağım. Gördüğünüz gibi bu köşelerde, her bükümde ayrı birer dirsek parçası oluşturmuş oldu. Alt montajıma bakacak olursam, bakın komponansı altına girdiğim zaman flanşlarım iki tane ve ayrıca parça olarak 3 adet dirseğim bulunuyor. Hatırlarsanız tubing'de sadece fittinglerim vardı bu component kısmında ama routing'de ise ayrı üç tane burada dirseğim bulunuyor. Tekrardan hattımı düzenlemek istersem ne yapıyordum? doğrudan hat üzerine gelip edit root diye biliyordum. Ve gelip buraya bir tane valve eklemek istiyorum. Tekrar design library'ye girdim. Piping altında valve'a girip ikinci sıradaki valve'imi doğrudan tutup sürüklediğimde hattın üzerine bakın yine shift ve yön oklarını kullanabilirim. Ve bu şekilde valve'imi buraya yerleştiriyorum. Sketch'ten çıktım. Ve gördüğünüz gibi buraya da valve'imi Gayet hızlı bir şekilde yerleştirmiş oldum. Bu valfim baktığım zaman root part'ın içerisine yani bu alt montajımın içerisine eklenmiş oluyor. Tabi burada eklediğim valf boruyu da iki ayrı parçaya bölmüş oluyor. Görüyorsunuz burada iki ayrı parçaya bölündü borum. Şimdi bu hattı tamamlayalım. Yeni bir hat oluşturmak istiyorum. O yüzden alt montajı düzenleme modundan da çıktım. Edit root demeyeceğim. Artık yeni bir hatta başlayacağım. Bunun için geliyorum. Şu ikisi arasında bir hat oluşturacağım. Tekrardan geldim. Flanşlarıma girdim. Buraya bir flanş ekliyorum. Bakın yine always use elbows diyeceğim. Onayladım ve karşılığına yine aynı şekilde bir flanş ekliyorum. Bu ikisi arasında auto route yapacağım. Ve onayladım. Gördüğünüz gibi buraya da bu hattı döşemiş oldum ve dikkat ederseniz ayrı birer alt montaj oluşmuş oldu. Şimdi bu hattı aşağıdan gelen pompaya bağlayacağım. Yine aynı şekilde gelip doğrudan tutup sürükleyerek bıraktım ve buradan da bir hattımı oluşturmuş oldum. Bakın burası 4 inçlik bir boru, burası 6 inçlik bir boru içeriyor. Buradan doğrudan buraya bir bağlantı sağlayabilmem için buradaki boru çapını inceltmem lazım. Bunun için bir reducer kullanacağım. Buradan Design Library'e geliyorum. Piping altından Reducer'a girdim ve eksenel bir şekilde bunu doğrudan hat üzerine tutup sürüklediğinizde bakın buradan 6'dan 4'e bir Reducer kullandım ve onayladım. Hattım bakın aynı şekilde devam ediyor. Bakın bu iki hattı birbirine birleştireceğim. Burası da 4 inç, burası da 4 inç olarak devam ediyor. Ancak ben bu birleştirmeyi T ile yapmayacağım. Buraya kaynaklı bir birleştirme yapacağım. Bunu birlikte nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle bu hattı burayla birleştirmem gerekiyor. Bunun için ne yapabilirim? Normal 3D skeçi kullanarak yapabilirim. Bakın hattımı biraz uzattım. Sketch ortamına girip tekrar line'ı aldım. Buradan şu noktayı tutup buraya doğrudan bağladım. Tabi burada hangi eksende olduğunuzu parçayı döndürerek, montajı döndürerek anlayabilirsiniz. Bu hattı bu şekilde buraya bağladım. Bakın gördüğünüz gibi açılı bir birleştirme oldu. Yalnız ben bu açılı birleştirmeyin açılı olmasını istemiyorum. Bu çizgiye tıkladım. Ne yapıyordum? Düz bir hat olması için buradan gelip Along Z'ye tıklıyordum. Daha sonra onaylayıp şu hattımı biraz daha yukarıya alabilirim. Ve bu şekilde burayı birleştirmiş oldum bu birleştirmenin kaynaklı olmasını istiyorsam öncelikle sketch ortamından çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi bu boruğa attım. Parçanın diğer borunun tam ortasına kadar devam ediyor. Eğer ben bu parçayı gizlersem bakın gizledim. Burada herhangi bir kaynak boşluğu bunun için yok. Tekrar parçamı geri getirirsem bu borunun da ucu yine kaynağa göre kesilmemiş durumda. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hemen tekrar edit route'a girdim. Bakın bu birleşme noktasına sağ tıklayıp penetrate dersem bakın penetrate. Şimdi işlemi tamamlayıp beraber bakalım. Sketch ortamından çıkıyorum. Buradaki sketchlerimi geçici olarak kapatalım daha net görebilmek açısından ve bu parçamı gizliyorum. Bakın boru ucum kaynağa uygun bir şekilde kesilmiş durumda. Ve diğer parçamı da gizlediğimde diğer boru hattında kaynağa uygun bir şekilde kesilmiş durumda. Yani burada sadece T kullanmanız zorunlu değil. Eğer bu şekilde kaynaklı birleştirmeleriniz varsa bunun için de uygun bir şekilde birleştirmeler yapabilirsiniz kaynaklı birleştirmeler için. Tekrar parçamı gösterdiğimde bakın buradan kaynaklı bir birleştirme yapmış oldum. Ayrıca buradan gelen 6 inçlik borumu da 4 inçliğe dönüştürmüş oldu. Bunu ayrı bir hat olarak yapmıştım. Bakın alt montajlarıma bakacak olursak burası ayrı bir hat, burası ayrı bir hat oluşmuş oldu. Şimdi beraber biraz manuel tridisket işlemleri yapalım. Yani oluşturacağımız hattı kendimiz elle oluşturalım ve dirsek kullanmayalım. Bakın bu arada burada burada dirsek kullanmıştık. Always use elbows seçeneğini kullanmıştık. Onlar da aynı şekilde burada dirsek olarak oluştular. Şimdi dirsek oluşturmadan düz bir boru hattı oluşturacağız. Yani doğrudan boruyu bükerek kullanacağımız bir hat oluşturacağız. Piping'de bunu da yapabiliyorsunuz. Hemen Design Library içerisinden Piping'e geldim. Flanşımı aldım. Tuttum buraya sürükledim. Ve hattımı başlattım. Bakın ağaca tekrardan bakacak olursak şu an bu ikisi içerisindeki düzenlemede değilim doğal olarak üçüncü bir hattı başlatmış olduk Bakın bu sefer Always Use Form Band seçeneğini kullanıyorum. Hükümlerim 4.5 inçlik olacak. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz skeç içerisinden de değiştirebilirsiniz. Ve burada onayladım. Hattımı başlattım. Bakın şu şekilde. Diğer hattım da buradan başlayacak. Tekrar geliyorum buraya bir flanş atıyorum. Buradan da hattımı başlattım. Yani önce bir hattı oluşturmak için hangi noktalardan başlayacaksa ilk olarak noktaları oluşturun. Daha sonra kendi aralarındaki hattın dağılımını kendiniz tasarlayın. Şimdi geliyorum bu boru hattımın önce taslak olarak oluşturacağım. Ölçü vermiyorum. Normal şu şekilde uzattım. Line'ımı aldım 3D üzerinden. Bakın şu eksende ineceğim. Yani YZ ekseninde. Şu şekilde bakıyorum. Aşağıya doğru indim. Biraz fazla ileriye gittiğini düşündüğüm için şu şekilde içeriye doğru aldım. Ölçülendirmeyi daha sonra yapacağım. Tekrardan gelip şu eksenle gidip aşağıya doğru indim. Bakın bu delikten geçireceğim bunu. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Normal bildiğimiz sketch ilişkilerini kullanıyorum. Buradaki deliğin yüzüne tıklayıp bu çizgiye tıkladıktan sonra konsantrik dediğimde bunlar eş merkezli olacaktır. Daha net görebilmek için şu şekilde sürüklediğimde bakın buradan geçen bir hat oluşturmuş oldum. Hemen gelip ölçü vereceğim. Bakın bu çizgiyle şu düzlem arasında bir ölçü vermek istiyorsam. Bakın burada çizgi seçmeniz elzem değil. Sadece bir yüzey ve çizgi seçtiğinizde de root along ilişkisi sayesinde uzaklık ölçüsü verebilirsiniz. Örneğin ben buraya 300 mm dedim. Bakın baktığınız zaman şu şekilde borunun dış çapıyla merkezi arasındaki uzaklığı rahatlıkla verebiliyorsun. Bakın tamamen tanımlı hale geldi çizimim. Tekrardan devam ediyorum. Ve şuna dikkat edin. Ben her çizim oluşturduğumda bükümlerim otomatik olarak oluşmakta. Şu şekilde uzattım hattımı. Ve şu tabana bir ilişki vermek istiyorum. Yine çizgimi ve yüzeyimi tıkladım. Root along dedim. Ve bu ikisinin arasının 50 mm olmasını istiyorum. Bakın şu şekilde geliyor. Daha sonra bu borumun boyunun 1000 olmasını istiyorum. Ölçülendirmemi yaptım. Bakın bu sefer oturup değil kendim bir hat oluşturarak gidiyorum. Tekrar line'a girdim. Aşağıya doğru düz bir hat oluşturdum. Bakın şu şekilde. Daha sonrasında bu iki ucu sadece noktaları tıklayarak birleştiriyorum. Bakın burada açıya dikkat etmeden, 90 derece büküm olmasına dikkat etmeden rahatlıkla hattımı oluşturuyorum. Neden? Çünkü burada dirsek kullanmayacağım, boruyu bükerek devam edeceğim. O yüzden gelip buna da bir açı ilişkisi verebilirim burada. 100 derece olsun diyebilirim ve ayrıca şu iki boru arasında da açı ilişkisi verebilirim. Buraya da 90 derecelik bir büküm yaptığımda Gördüğünüz gibi yine çizimim tam tanımlı hale gelmiş oluyor. Şimdi burada dirsek kullanmadığımızı ifade etmiştik. Hemen sketch'ten çıkıyorum ve gördüğünüz gibi bakın şu an hat üzerinde ekstra bir dirsek bulunmuyor. Alt montajı düzenlemeden de çıktım. Yaptığım alt montajı inceliyorum. Bakın burada components'a girdiğimde sadece iki adet flanş gözüküyor. Ancak bir üstündeki alt montaja baktığınızda flanş reducer artı dirsekler bulunuyor. Ben burada use form bands dediğim için bakın ekstra dirsek eklemedi. Sadece iki flanj ve komple boru hattımı oluşturmuş oldum. Yani piping içerisinde de bu tarz dirseksiz birleştirmeler rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi gelin beraber bu hatların birkaçının teknik resmini alalım. Yine tübingdeki benzer şekilde alt montajıma sağ tıklayıp pipe drawing diyorum. Ve bana burada malzemelisiz şablonumu malzeme listesi şablonumu ve antetimi soruyor. Onaylıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi 2 adet flanş ve sadece tek bir 3 inçlik boruyu bana getirmiş oluyor. Bakın burada zaten bunun toplam uzunluğunu veriyor. Bu çalışma için ben ekstra dirsek kullanmamıştım. Sadece bükümlü boru kullandığım için bana burada tek parça halinde toplam boyunu vermiş oluyor. Gelin bir de diğer alt montajlarıma bakalım. Örneğin şu yapmış olduğum alt montaja tıkladığımda bakın şu şekilde bir hattım vardı. Bunun teknik resmini alırsam pipe drawing dedim yine aynı şekilde ve onayladım. Gördüğünüz gibi malzeme listesinde 2 adet flanşım, bir redüserim, diğer dirseğim. Bakın toplamda 1 2 3 adet 90 derecelik dirsek kullanmıştım. Gördüğünüz gibi 3 adet burada dirseğim bulunuyor. Diğer kalan borularım ise farklı uzunluklardaki, gördüğünüz gibi uzunlukları otomatik olarak geliyor. Farklı uzunluklardaki borularım da burada gözükmüş oluyor. Tabii burada teknik resmin tüm kurallarına uygulayabilirsiniz. İsterseniz kesit alabilirsiniz, isterseniz detay görünüş alabilirsiniz. Bu teknik resmi üzerinden de rahatlıkla oynama yapabilirsiniz. Evet, bu dersimizde piping üzerine durduk. Sizde gördüğünüz gibi piping'in tubing'den tek farkı ekstra dirsek oluşturması. Onun dışında çoğu işlem birbirine benzer şekilde devam ediyor. Bu dersimizde piping'i anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde çap değiştirme üzerine duracağız. Yani oluşturduğumuz hattın boru çapını nasıl değiştireceğiz? Bunun üzerine duracağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.